Esselamu aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Doktor Muhammed Celal Şems, mürebbi sahibin soru cevap programına hoş geldiniz. Evet, ilk soru Bakara suresinin 36 ila 38. ayetleriyle ilgilidir. Burada Hazreti Adem aleyhisselamın Allah'ın emrine yerine getirmemiş olduğunu öğreniyoruz. Bu günah değil midir? Günahsa peygamberler günahsız olmazlar mı? Yani biz peygamberleri günahsız olarak bilirdik. Bu durumda peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam günah işlemiş midir? Bu ayeti nasıl anlamalıyız? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve barik ve sellem innaka hamidun mecid. Şimdi bu ayetlerde 36 ila 38 bu 3 ayette Allahu Teala diyor ki biz dedik ki ey Adem sen ve eşin cennette kalın. Orada istediğiniz yerden bolca yiyin. Ancak o ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهُمَا اَنْهَا Ondan sonra şeytan o ağaç yüzünden onları yerlerinden kaydırdı ve içinde bulundukları durumdan çıkardı. Şimdi burada Hazreti Adem Aleyhisselam'ın Allahu Teala'nın emrine yerine getirmemesi söz konusu değil. Bile bile Hazreti Adem Aleyhisselam asla Yüce Allah'a isyan etmemiştir. Onun emrini inkar etmemiştir. Ve Allahu Teala başka bir ayet-i kerimede açıkça söylüyor. Hazreti Adem Aleyhisselam hakkında nasiya ve lam necid lehu azma. Adam unuttu. Fakat biz onun azmini görmedik, bulamadık. Yani günah insan işlerse bile bile bir günah işler, o zaman Allah katında günah sayılır. Fakat eğer bir insan bilmeden, unutarak bir hata yaparsa Allahu Teala diyor ki o günah değildir. Allahu Teala onu affeder. Ve şimdi Hazreti Adem Aleyhisselam bilerek bir günah işlemedi ki Allah katında günah sayılsın. Ve bilerek yapmadığı için bir peygamber günah işlemiyor. Bu Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam için de geçerlidir. Kaldı ki unutarak peygamber, o da bir beşerdir. Bir taraftan Allah'ın peygamberidir, diğer taraftan beşerdir. Hazreti Muhammed Resulullah bütün peygamberlerin en üstünü. Onun hakkında da Allahu Teala diyor ki İnnemâ ana beşerun mislukum yuhâ ileyye. Ben sizin gibi bir beşerim, bir insanım. Fark nedir? Bana vahiy geliyor Allahu Teala tarafından. O bana bildiriyor. Yoksa bir beşer olmak bakımından benimle sizin aranızda bir fark yoktur. Şimdi Hazreti Muhammed Resulullah Efendimiz'e bir defa eshablar sordular. Ya kendisi söyledi. Ağaçları budaklıyorlardı. Bunu yapmayın. Onlar da yapmadılar ve o sene meyve az oldu. Ertesi sene dediler ki ya Resulullah siz böyle dediniz de biz de ona göre amel ettik ama meyveyi elde edemedik. Hazreti Resulullah buyurdu dedi ki ben bir insanım. İnsan olarak bir şey söylersem o bendendir. Allah tarafından değildir. Ve ben bir insan olduğum için hata yapabilirim. Kaldı ki Allahu Teala eğer vahiy ederse onu ben size iletirsem onda asla bir hata olmaz. Şimdi Hazreti Adem Aleyhisselam da aynı şekildedir. Bir beşer olarak Allahu Teala'nın emrini mesela yanlış bir şekilde anlamış olabilir. Yahut kendi fikrini hiç azim arada olmadan kendi fikrine göre davranmış olabilir ve o da günah değildir ve bütün peygamberler günahtan uzak olurlar. Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam da bu kuralla bağlıdır. Evet. Fakat bu uzun hikayedir. Hazreti Adem Aleyhisselam ve onun cemaati ve onun eşi hakkında şu anda zaten soru da değil ve zamanı da değil. İnşallah Teala başka bir zaman ben istiyorum ki bu konuda da size bilgi vereyim. Allah-u Teala nasip ederse başka bir gün onu size arz edeceğim.
Evet, teşekkür ediyoruz. Sıradaki sorumuz Maide suresinin 101. ayetinle ilgili. De ki, kötünün çokluğu hoşuna gitse de kötüyle iyi bir olmaz. Ey akıl sahipleri, başarıya ulaşmanız için Allah'ın takvasını benimseyiniz. Başarı için Allah'ın takvasını benimseyin diyor bu ayet-i kerimede. Bu evet. Ayet Kur'an'da ben saydım 60 kadar yerde geçiyor diyor soruyu soran kişi. Ne demek istiyor? Bir de kulun takvası değil, Allah'ın takvası söz konusu. Ne kastediliyor? Bundan ne anlamalıyız? Evet, şimdi bu her yerde ben bu meali hazırladım. Dördüncü halife rahmetullah'ın ve ikinci halife rahmetullah'ın her iki mealini ortaklaşa bugünkü halifenin emrine göre bunun dışına çıkmayınız de buyurdu. Ve ben ve diğer arkadaşlar yardımcı oldular. Biz onu hazırladık. Tabii ki Allah'ın takvasını benimseyin diye ben tercüme yaptım. Allah-u Teala'nın takvası ve insanın takvası ne demektir? Aslında Allah'tan korkmak ve Allah-u Teala'yı sevmek ve ondan medet beklemek ve yalnız onun ben bunu yapmasam Allah bana gücenir. Korku bu. Yoksa beni başıma vurur diye bir korku yok. Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmezsem Allah-u Teala bana kızar. Bana gücenir, öfkelenir gibi filan bu manada korku Allah için kullanılır. Ve sevgi, korku ve sevgi her ikisi bir yerde bulundurulur ve ona takva denilir. Takva için kısa olarak ben böyle diyebilirim. Yoksa bizim halifelerimiz Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam birçok yerde çok ama çok ince bir şekilde, detaylı bir şekilde takvanın ne olduğunu beyan etmişlerdir. Onun için şurada onu ben detaylı olarak beyan edemem. Kaldı ki insanın takvası ve Allah'ın takvası aynı şeydir. İfade şeklidir. İnsanın takvası ne demek? İnsan Allah'tan korkuyor ve Allah-u Teala'dan korktuğu için ondan, onun sevdiği için bir iş yerine getiriyor. Ona takva denilir. İnsanın takvası bu. Ve Allah-u Teala'nın takvası aynı şekilde Allah'a takva muhtaç değil, insan muhtaçtır. Fakat Allah-u Teala'nın takvası ne demektir? Allah'ın korkusu ve onun sevgisini göz önünde bulundurarak bir hareket yapmak. Onun için bir fark yoktur. İsterseniz insanın takvasını da diyebilirsiniz. Allah-u Teala'nın takvasını da diyebilirsiniz. Fakat insanın takvası dediğiniz zaman Allah-u Teala'ya işaret etmiş olmuyor. İnsanın takvası kimden takva? Takva ne demektir? Onun için onu belli etmek için biz öyle tercüme yaptık. Allah-u Teala'nın takvasını benimseyin. Yani Allah'tan korkun, Allah-u Teala'nın sevgisini kalbinizde tutun ve öylece hareket edin, ona takva denilir. İnsan öyle yaparsa insanın takvası vardır diyecek. Fakat kimden korkuyor, kimi seviyor? Allah'tan korkuyor ve Allah'ı seviyor. Allah-u Teala'nın takvası bu demektir. Evet, cezakumullah. Teşekkürler bu detaylı açıklama için. Evet, diğer bir sorumuz da şu şekildedir. Kur'an-ı Kerim'in son inen ayeti hangisidir? Kur'an-ı Kerim'de benim bildiğim kadarıyla şu ayeti kerime sondur inmek bakımından. Euzubillahimineşşeytanirracim. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve atmamtu aleykum nimeti ve razitu lekumul islamu dina. Bugün ben sizin dininizi tamam mertebe ulaştırdım. Nimetimi de üzerinizde tamam ettim. Ve ben sizin için İslam dinini sevdim. Şimdi bu ayet benim bildiğim kadarıyla inen ayetlerin sonuncusudur. Ve bir Yahudi bir defa Hazreti Ömer'e dedi ki sizin Kur'an'da öyle bir ayet var ki eğer biz de o ayet olsaydı Tevrat'ta biz o ayetin indiği günde biz bayram yapardık. Hazreti Ömer cevap verdi, dedi ki evet doğru söylüyorsunuz çünkü bu ayet-i kerime cuma günü indi ve cuma bizim Müslümanlar için bir bayram günüdür.
ve biz zaten bayram yapıyoruz demektir. Ve benim bildiğim kadarıyla bu ayet sonuncudur inmek bakımından. Evet, teşekkürler. Sıradaki sorumuz kadınların, yani bayanların özel günlerine ilgilidir. Onunla ilgili ilk soru, Kur'an-ı Kerim'i nüshadan, yani yüzünden okuyabilir mi? Diğer soruları da isterseniz cevapladıktan sonra, yani bununla ilgili birkaç soru var. Evet, Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okuyabilir mi özel durumdaki olan bayanlarımız? Şimdi ben bu soruya cevap vermeden önce bir bilgi vermek istiyorum. Belki bizim dostlarımız biliyorlar yahut bilmiyorlar. Fakat tekrar etmekte fayda vardır. Bizim cemaatimizin bir müftisi var. Buna müftiye silsila derler. Fıkıh konularda kendisine mektup yazılır ve oradan gelen cevap bir fetva mahiyetinde olur. Onu herkes kabul eder. Hiç kimse yok demez. Çünkü Hazreti Amirul Mu'minin'in gözetimi altında çalışıyor o. Kendi kafasına göre cevap vermiyor. Orada bir heyet vardır. Ona Darul İftâ derler. O Darul İftâ'daki bütün arkadaşlar, ulemalar, bilginler, doktorlar, profesörler, hukukçular, birçok kimseden oluşur bu iftâ meclisi. Onlar bir konu üzerinde tartışırlar ve son olarak karar verirler ve o karar Hazreti Amirul Mu'minin'e arz edilir. Hazreti Amirul Mu'minin kabul ederse artık bu fetva haline gelir ve Darul İftâ'ya gönderilir. Ve orada bir defterde kalır. Eğer Amirul Mu'minin onu tekrar geri gönderirse, burada eksiklik var, onun üzerinde düşünün. O meclisi iftâ tekrar toplanır ve tekrar üzerinde düşünürler. Ve son olarak yine huzura yazarlar. Ve huzur onayladıktan sonra artık o fetva haline geçer. Ve bir defterde tutulur. Ve dünyada nereden bir mektup gelirse o müfti kendi kafasından değil, o defterden, deftere bakarak cevap verir. Ve onun verdiği cevap artık geçerli olur. Hiç kimsenin itiraz etmesine imkan yok bizim cemaat içinde. Şimdi bilgi edinmek için soru sorabilirsiniz murabbilere. Size kendi ilimlerine göre onlar size cevap verecekler. Fakat birisi fetva istiyorsa hiçbir murabbi fetva veremez. Fetva vermek için Darul İftâ'ya yazmanız lazım. Benim üzerimden de yazabilirsiniz. Yani Türk Masası üzerinden Türkçe olarak yazın. Biz onu Urduca'ya çevireceğiz ve Rabbah'a göndereceğiz. Oradan gelen cevabı yine Türkçe'ye çevireceğiz ve size göndereceğiz. İkincisi, sizin orada Urduca bilenler var. Mesela Doktor Sadık Batmurabi ve bizim Atik Bey. Bir de Sivas cemaatinde Urduca bilen birçok arkadaş var. Urduca olarak da yazdırabilirsiniz ve direkt olarak Rabbah'a gönderebilirsiniz. Oradan size Urduca olarak cevap gelir ve oradaki arkadaşlar onu size çevirerek anlatabilirler. Şimdi gelelim bu soruya. Kadınların özel günlerinde onların ibadet etmek, Allah Teala tarafından ibadet yoktur, ibadet muaf edilmiştir. Onlar ibadetten muaf tutulurlar. Sen serbestsin, ibadet yapmayacaksın. Ve güzel Kur'an-ı Kerim'i elini alarak üzerinden okumak bu bir ibadettir. Onun için bu caiz değildir. Buyurun, başka bir soru. Evet, Müsait, bununla ilgili işte bayanların adet durumlarında peki yüzünden takip edebilirler mi Kur'an-ı Kerim'i? Yani dinleyebilirler fakat okuyamazlar. Kendileri onu mesela şöyle alarak eline, buradan açarak okumak buna ibadet derler. Allah-u Teala'nın emri vardır ve ona göre amel etmek ibadet sayılır. Bu caiz değil özel günlerde. Fakat uzaktan mesela Kur'an-ı Kerim televizyonda bizim cemaatimiz okuyor. Her gün bir cüz okunuyor. Onu dinlemek caizdir. Onda bir sakınca yoktur onda. Peki bu durumda mealini okuyabilir mi? Şimdi meal da aynı şeydir. Eğer ibadet olarak meali okursa o zaman caiz değildir. Bakın niye okuyacak? Affedersiniz bir roman okurcasına okumayacak.
bir iyi niyetle sevap kazanmak için okuyacak ve ona da ibadet derler ve ibadet Allah-u Teala muaf ettiyse o zaman yine zorla ibadet yapmaya çalışmak bu hatta günah seviyesine girer. Onun için ister asıl olsun Arapça, ister onun meali olsun bu ibadettir onu okumak ve onun için bu özel günlerde kadınların bundan uzak durmaları gerekir. Evet, teşekkürler. Ama bu durumda şu soru akla geliyor ve onu sormuş izleyicimiz. Diyor ki eğer Kur'an okuyamıyorsa bu durumda Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'da her gün bir cüz sünneti var. Yani bir cüz okurdu diyor. Bunu bu durumda gerçekleştiremiyor. Yani bu kadınlara yapılan bir haksızlık olmaz mı bu durumda diye soruyor. Şimdi sorarken uygun kelimeler kullanmak lazım. Sevgili kardeşim, soru sorana diyorum. Haksızlık diyorsunuz. La hevla vela. Söyleyin bana bir defa hangi hadiste Resulullah buyurmuştur ki her gün her Müslüman bir cüz mutlaka okusun. Öyle bir hadis var mı? Öyle bir emir var mı? Öyle bir emir yok. Öyle bir emir yoksa o zaman niye diyorsunuz ki kadınlara haksızlık oluyor ve onlar 30 cüz okuyamıyorlar? Nasıl okuyamıyorlar? Başka bir hadiste Hazreti Resulullah buyurmuş mudur? Bir cüzden fazla okumak haramdır, caiz değildir. Bazı kimseler 2 cüz okurlar, bazı kimseler 3 cüz okurlar. Ben kendi örneğimi söylerken utanıyorum. Ben hatimettim Allah-u Teala'nın lütfuyla. Halbuki daha biz Ramazan devam ediyor. Tekrar başlayacağım. Bizim hocamız vardı Hazreti Mir Mahmud Ahmed. Hala da berhayatır, yaşıyor. Allah-u Teala kendisine uzun ömürler versin. Cami Ahmediye'de bizim hocamızdı. Daima bize nasihat ederdi. Derdi ki Hazreti Cebrail Aleyhisselam her Ramazan'da Hazreti Resulullah'a o ana kadar inmiş olan Kur'an'ı tekrar okur ve kendisine dinletirdi. Fakat vefatından önce bütün Kur'an'ı başından sonuna kadar 2 defa okudu Hazreti Resulullah. Ve onun için siz de öğrencilerine söylüyordu. Siz de çaba sarf edin. Mümkün ise farz değil, vacip değil ama Resulullah'a bakarak o sevgiyle 2 defa Kur'an'ı hatim etmeye çalışın. Ve eğer 2 cüz bir insan okuyabiliyorsa, kadınların durumu 5-6 gün olur. Onu çıkardıktan sonra da yine bir defa hatim ederek değil, 2-3 defa da hatim edebilirler. Birkaç gün Allah-u Teala lütfetti, siz okumayın buyurdu. Şimdi de efendim çok büyük günah oldu, onlar hatim edemiyorlar. Bu söylemek caiz değil. Eğer bir emir olsaydı, bir cüzden fazla okumak haramdır, o zaman sorunuz yerinde olur. Fakat bir cüzden fazla okumak caizdir ve o 5-6 günde okuyamadıklarını, o eksikliği başka günlerde tamamlayabilirler. Teşekkürler. Evet, diğer sorumuz, bilgisayarda sesli okunan Kur'an-ı Kerim'i okumakla hatim indirilmiş olur mu? Sadece dinlemek hatim yerine geçer mi? Özellikle bilmeyenler için. Şimdi Kur'an-ı Kerim hakkında Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki اِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْفِقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman bir yerde tilavet edilirse siz sessizce onu dinleyiniz. Onu dinleyiniz ve sessiz kalınız. Ki Allah-u Teala size rahmet eylesin, merhamet eylesin. Bu ayete göre Kur'an-ı Kerim'i dinlemek çok büyük bir sevap işidir. Ve eğer Kur'an mesela okunuyorsa şeyde televizyonda bayanlar onu dinleyebilirler. Allah-u Teala'nın bu emrine göre. Yalnız hatim, bu kelime ben pek sevmiyorum. Hatim indirmek, bu gayri Ahmedilerde kullanılan bir kelimedir. Başından sonuna kadar okumak ya dinlemek bu demektir. Ve onu dinleyebilirler. Fakat arada bir şey var. Kur'an-ı Kerim televizyonda okunduğu zaman insan %100 dikkat edemiyor. Mesela bazen bir çocuk geliyor. Annem şunu ver, bunu ver. O anda o kadının dikkati dağılmış oluyor. Ve o bir kısmı dinlememiş olabiliyor. Onun için kendisi bitirmiş gibi sayılmaz.
Fakat eğer onu kendisi başından sonuna kadar itina ile dinleyebilirse o zaman mesele yok. Kur'an-ı Kerim'i tamamlamış olacak. Bakın, teravih namazının anlamı nedir? Teheccüd yerine geçen bir namazdır. Fakat Hazreti Ömer zamanında, Hazreti Ömer buyurdu ki, orada uzun hikayesi var, Mescid-i Nebevi'de değişik cemaatler teheccüd zamanında, değişik gruplar halinde bir imam arkasında namaz kılarlardı. O onları birleştirdi ve bir imamınız olsun daha iyi olmaz mı buyurdu. Ve ondan sonra oradan başladı. Ve daha sonra nesil geldiyse Hazreti Ömer zamanında benim bildiğim kadarıyla teheccüd yerinde okunuyordu bu teravih dediğimiz namaz. Daha sonra yatsıdan hemen sonra okunmaya başlandı. Fakat bir zararı yok çünkü yatsıdan sabah namazına kadar onun zamanı vardı. Onun için siz başta okudunuz, ortada okudunuz, sonunda okudunuz mesele değil. Şimdi yatsıdan hemen sonra genellikle teravih okunuyor ve onun en büyük sebeplerinden bir tanesi de Kur'an'ı dinlemek olur. Çünkü Kur'an, imam Kur'an okur, hafızlar imamlık yaparlar ve Kur'an'ı ezberlemiş olurlar ve her gün en az bir cüz orada namazda bitirirler. Ve onun arkasında namaz kılanlar da Kur'an-ı Kerim'i dinlemiş olurlar. Yani kısacası teravihin asıl gayesi namaz dışında Kur'an-ı Kerim'i dinlemek olur. Ve Kur'an-ı Kerim dinlemenin bir sevabı vardır. Allah-u Teala'nın ayeti kerimesi var. Ben demin okudum. Onun için kadınlar, bizim bayanlarımız onu okuyabilirler. Burada bir zararı yok. Evet, teşekkür ediyoruz. Diğer bir sorumuz, Kur'an-ı Kerim'i dinlemenin hükmü nedir? Uzanarak, yatarak Kur'an dinlemenin bir sakıncası var mıdır? İlla oturarak mı dinlemek gerekir? Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki kıyamam ve kuudum ve ala cunubihim. Onlar Allah'ı zikrederler. Ayakta da, yatarak da ve kendi yanlarında uzanır iken de onlar Allah'ı zikrederler ve Allah-u Teala'nın zikrinin en güzel şekli Kur'an-ı Kerim'dir. Demek ki insan ayakta da Kur'an okuyabilir, oturarak da okuyabilir, uzanarak da okuyabilir. Asla bir günahı yok. Yalnız iyi bilmek lazım. Eğer birisi, bu niyete bağlıdır. İnsanın kafası ne düşünüyor? Eğer onun niyetinde haşa Kur'an'a saygısızlık yapmak varsa o zaman büyük bir günahtır. İster ayakta kalsın, dinlesin, okusun, ister oturarak okusun. Birçok onlar bu gibi işlerle uğraşırlar. Bir çıktı herif Amerika'da, ben Kur'an-ı Kerim'i ateşe vereceğim dedi. Bu gibi insanlar ister yerde oturarak okusunlar, ister ayakta okusunlar, nasıl okurlarsa okusunlar, onların niyeti bozuk olduğu için günahtır onlar için. Kur'an'a saygısızlık yapmayı düşünemez, asla mümkün değil. Daima Kur'an-ı Kerim'i seviyordur ve Kur'an-ı Kerim'i sevdiği için ayakta da okuyabilir, oturarak da okuyabilir, uzanarak da okuyabilir. Bunda bir sakınca yok. Evet, cezakumullah. Son 4-5 dakikaya girdik Mürebbi Sahip. Bir sorumuzu daha soralım. Kur'an-ı Kerim'de hırsızlık yapanın elinin kesilmesi emredilmektedir. Bu hırsızlık suçun cezası. İnsan hakları açısından ağır bir ceza değil mi? Şimdi dünyanın hiçbir yerinde gerçek manada İslam talimatı uygulamakta yoktur, hiç uygulanmıyor. Bazı Arap ülkelerinde, mesela Suudi Arabistan'da diyorlar ki hırsızın elini keseceğiz ve kesiyorlar da. Fakat o da tam İslami talimata göre yapmıyorlar onu. Çünkü İslam bir bütündür. Onun bir kısmına yerine getireceksiniz sözde ve diğer büyük bir kısmını göz ardı ederseniz o zaman olmaz.
eğer gerçekten seviyorsanız Kur'an-ı Kerim'i ve İslam dinini, o zaman onu bir bütün olarak kabul etmek lazım ve bir bütün olarak yerine getirmek lazım. Bütün nedir? Önce insanların bütün ihtiyaçları giderilsin. Ona yemek verilsin, ona elbise verilsin, ona ev verilsin. Eğer bütün bu imkanlar varsa, yine bir insan hırsızlık yaparsa, o zaman yine hemen onun eli kesilmez. Bizim büyüklerimiz yazmışlardır. Bir defa yaparsa uyarı da bulunur. İkinci defa yaparsa yine. Üçüncü defa yaparsa demek ki artık o alışmıştır. Ve hiç duramaz. O zaman onun eli kesilir. Ve öyle zaten eğer biliyorsa benim elim kesilecek, o zaman zaten hiç kimse hırsızlık yapmayacaktır. Katiyen. Fakat Arabistan'da nedir? Hiç uyarı yapmıyorlar. Hiç öyle imkan da yok. Genellikle fakir ülkelerden gelmiş olan insanlar bu gibi işlerle uğraşıyorlar. Suudilerden birisi bir yaparsa ona ceza vermezler. Yabancılara verirler. Ve yabancıların ihtiyaçlarını siz giderdiniz mi? Onları karşılıyor musunuz? Onların yemek ve elbise ve ev masraflarını karşılıyor musunuz? Hayır. Yalnız ceza veriyorlar. Bu uygun değil. Ve onun için bu soru üzerinde düşünürken bir bütün olarak düşünmek lazım. Yalnız ceza kendi zatında kötü değildir. Bir insan hırsızlık yapıyor. Mesela adamın birisi zavallı kendi kızı için çeyiz hazırlamış. Hayatı boyunca inek gibi çalışmış zavallı. Ve azar azar toplamış ve ondan sonra belli bir miktar haline getirmiş, evlendirecek. Evlendirmeden bir iki gün önce gelir hırsız. Her şeyi götürür. Şimdi bu büyük bir günah değil midir? Ona da bakmak lazım. Eğer öyle bir alışık birisi ise, söylediğim gibi hırsızlık yapmaya alışık ise ve bütün imkanlar varken yine hırsızlık yapıyorsa, o zaman ona ceza vermekle bu pis iş artık buna dur denilebilir. Yoksa başka bir çare yok. Dünyanın hangi ülkesinde var ki hırsızlık yapılmasın? Sebep ne? Çünkü orada ceza vermiyorlar. Eğer ceza verilirse, ceza vermeden önce herkes bilecek ki bana bu ceza verilecek. Yine de hırsızlık yaparsa o zaman ona mutlaka ceza vermeliyiz. Evet, teşekkürler Mürebbis Sahip. Aslında sorular daha çok var ama bence bunu diğer bir programa erteleyelim. Çünkü programımızın sonuna geldik. Evet, yarın o zaman aynı saatte tekrar görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizlerden de çok sağ olun. Allah razı olsun. Dilinize sağlık. Çok sağ olun. Sağ olun. Hayırlı iftarlar. Görüşmek üzere. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm.